Ama önce şöyle başlayayım. Geçen hafta ortaya bıraktığımız bir oyun vardı. Önce bizim kendi ekip olarak konsantre olmamız lazımdı bu maça. Yani kendi yardımcı hocalarıma da teşekkür ediyorum. Alper Hoca, Çetin Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Yani beraber bu maça konsantre olduk. Biz konsantre olduğumuz zaman oyuncularımız da aynı şekilde konsantre olmamız gerekiyordu. Yönetimimiz, taraftarımız, başkanımız gerçekten her hafta ayrı bir konsantrasyon içerisinde çıkıyorlar. Taraftarımız aynı konsantrasyonla bizi kötü oynamamıza rağmen destekliyorlar. Bu konuda hepsine teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Maçın başından 90. dakikaya kadar maçı isteyen oyuncu arkadaşlarım vardı. Bu sefer maçı ortaya bırakmayan, tekrar bir Ankara Gücü'nün aynı mücadeleyle, aynı oyun isteğiyle, arzusuyla geri döndüğünü gösteren taraftara bir Ankara Gücü oyuncuları vardı. Ankara Gücü'ne yakışır bir şekilde mücadele eden. Çok hatalı bir gol yedik. Aslında biz bu olabilecek golü maç toplantısında oyuncularımıza anlatmıştık. Uzun gelen topta Şehmuz'un indirebileceği toplara arkadaki oyuncularımızın kesinlikle kademe yapması gerekiyordu. Bir anlık dalgınlıkta maalesef golü kalemizde gördük. Ama başından beri söylediğim gibi sonuna kadar isteyen bir Ankara Gücü, sonuna kadar isteyen, o maçı sonuna kadar koparmaya çalışan oyuncular vardı. Bir puan son dakikada geldiği için tabii ki mutlu etti bizi. Ama kaybedilmiş bir galibiyet var. Yani biz bir 3 puanı almış olsak daha yukarılarda olacaktık. Önümüzdeki haftalara daha iyi bakacaktık. Eksiklerimiz var. Yine Orhan cezalı, Gürkan büyük ihtimal cezalı. Yine eksiklerle çıkıyoruz. Ama hiç gocunmuyoruz yani. Bizim oyuncularımız eksik kenarda kalıyor. Bizi destekliyor eksik olduğu halde. Yerine oynattığımız oyuncular ellerinden geleni yapıyorlar. Arkadaşların hatalarını kapatmak için elinden geleni yapıyorlar. Hasan Ayaroğlu'na ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. İlk defa sol bek oynamak zorunda kaldı. Ona demiştik iyi futbolcular her yerde oynayabilir. O bize bunu gösterdi. O fedakarlığı yaptı. Oyuncularımız tabii ki fedakar ama Hasan Ayaroğlu bugün ayrı bir fedakarlık yaptı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hocam, en çok konuşulan şey basınca Hasan Ayaroğlu'nun sol bek. Evet. Takımdaki yetenekli birkaç oyuncudan birisi yani. Evet. Neden olmuyordu yani sağdan veya sol taraftan nasıl daha iyi olmaz? Şimdi buradaki konuşmamda söylediğim gibi eksik oyuncularla devam ediyoruz. Şimdi Onur sakat, ayağı kırıldı. Tahçı'nın cezasından dolayı oynatamıyoruz. Mecburen oraya birini koyacaktık. Ya Aytaç'ı o tarafa çekip bizim orta sahadaki iki önlü böyle kurulu düzenimizi bozacaktık. Bu sefer taşları tamamen yerinden oynatıyorduk. Hiç düzenimizi bozmadan sadece Hasan Ayaroğlu'nu oraya monte ederek oyun düzenimizi bozmamak için taktiksel anlamda bunu zaten ön plana çıkardık. Zaten hafta içi de kendisiyle görüştük. Maça o şekilde hazırlandı. Yani ben görüyorum ki zaten Hasan Ayaroğlu da bu maçta hiç orayı şey yapmadı yani sıkıntı etmedi. Ha oyun içerisinde mecburen 1-0 mağlupsun. Gidişata göre farklı hamleler yapmak zorundaydık. Yani o hamleleri de yaptık işte. Yani Volkan'ı aldık. Sola tekrar Aytaç'ı çektik. Önde hücum anlayışında Hasan'ı kullanabilmem için. Yani bu oyun içerisinde elimizdeki kadromuza göre belli başlı taktikler uyguladık. Yani mecburiyetten olan bir şey. Maçın son bölümünde üçlü bir defans yorumlarınızı. Orhan'ı biraz daha öne çıkardık. Zaten Orhan'ı hep öne söyledik. Evet. Maça öyle bir başlangıç olamaz mı? Ya bizim yine söylüyorum oyuncu kadromuzda böyle üçlü savunma yapabilecek tarzda bir oyuncu kadromuz yok. Yani savunma anlamında da. Biz oyun düzenimizi bozmadan devam etmemiz gerekiyor. Zaten şimdiye kadar da bu şekilde geldik. Verdiğimiz mücadele, oynadığımız oyun bu sistemimizi devam ettirmek zorunda olduğumuzu hissettirdi bize. Biz maçın başında ve sonunda da hiç arkadaki dörtlü düzenimizi bozmadık. Sadece Orhan Evci'yi öne çıkardık. Yani o kanatı kullanabilmek için. Evet. Biz yaklaşık 2 aydır Diyarbakır Spor'da çalışmaktayız. Bu süre zarfında diyebilirim ki bizim adımıza oynadığımız en kötü oyun. Oyunun daha çok hakimi Ankara Gücü'ydü. Çok kazanmak istediler. Biz de kazanmak istedik. Hiç deplasman galibiyetimiz yoktu. Bunun neticesinde golü de bulduk.
Oyuncu arkadaşlarım deplasmanda kazanamamalarının verdiği psikolojiden dolayı da inanılmaz derecede geriye yaslandılar ve son dakikalarda geçen hafta Düzyurt'ta yediğimiz gibi son dakikada yine gol yedik. Maçın hakkı Ankara Gücü'nündü, öyle düşünüyorum. Çünkü o bizim oynadığımız oyun iyi değildi. Ama sonuçta her zaman söylüyorum, içeride dışarıda da alınmış puan puandır. Yolumuza devam ediyoruz. Ankara Gücü'nü bugün daha önce seyrettiğim maçlara nazaran çok daha iyi buldum. Çok daha isteklilerdi. Ama zaten bu seyirciyle de istekli olmamak imkansız bir şey. Arkada çok büyük bir güç. İnşallah onlar da en kısa sürede, belki bu sene yetmeyebilir hedefleri için, en kısa sürede yukarıya alıştığımız yerlere gelmesini temenni ediyorum sadece. Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün son dakikada attığın golle bir puanın kurtarıcısı oldun. Ne diyeceksin? Bugün zor bir maçtı bizim için. Kazanmayı istiyorduk. Maçın başında bir gol yedik, şanssız bir gol. Ama gol yedikten sonra daha çok mücadele ettik. Maçı istedik, kazanmak için oynadık. Son dakika kadar bırakmadık maçı. En sonunda işte Allah'a yardım etti. Benim de 3. golüm oldu bu sene. Takımıma 1 puanı kazandığım için mutluyum. Bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız. Playoff için zorlayacağız. Mehmet abi, geçen hafta Bursaspor maçında olduğu gibi bu hafta da son dakikada attığımız gole bir puanı kurtardık. Neler diyeceksin abi? Tabii şimdi Ankara Gücü takımı bunu alışkanlık haline getirirse, geçen hafta 87'de kurtarmıştı, bu hafta 89'da kurtardı. Sonra bir uzatma şansı oluyor. Ondan sonra hiçbir şekilde böyle kazanma şansı olmayabilir. Yani Ankara Gücü işi birazcık daha ciddiye almalı. Bence bugün teknik direktörü ilişkin de bir sorgulanması gereken seçim hatası var bana göre. Ankara Gücü takımında özellikle hücuma yönelik özellikleri itibariyle çok önemli iki oyuncu var. Biri Orhan Evci, diğeri Hasan Ayaroğlu. Bugün biri sağ bek, biri sol bek oynuyordu. Yani o iki adamı oraya gömerseniz rakip takımı rahatlatırsınız. Size de bir faydası olmaz. Bence onları biraz öne çıkardığı anda zaten ikinci yarıda Ankara Gücü takımı çok daha etkili olmaya ve gol şansını zorlamaya başladı. Nitekim gol geldi ve maç 89'daki golle berabere bitti. Yani eldeki mevcut kadroyu birazcık daha rentable denilen ya da verimli ve akıllı biçimde kullanmak bence Ankara Gücü açısından en doğrusu olacak. Çünkü çok fazla seçim şansı yok. Çok fazla oyuncusu yok. Eldekileri doğru kullanırsan kazanırsın. Yoksa Ankara Gücü takımı açısından yani bu bir puan, çok önemli bir puan. Kazanılması gereken bir puandı. 3 puan alsa daha mantıklıydı ama en azından yatıp kalkıp ileride çok faydalı olabileceğini düşündüğüm bir puan aldı. Geçen hafta da aynı şekilde çok kötü oynadığı bir maçtı. Bu hafta o kadar kötü değildi. Daha isteklilerdi, daha iyi mücadele ettiler. Ama dediğim gibi yani gol yollarında ciddi bir sıkıntısı var ve bunu çok uzun olmayan bir sürede bir şekilde çözmesi gerekiyor Ankara Gücü'nün. Ankara Gücü son 3 haftada Ankara'da önünde ve sadece 3 puan aldı. Bunu büyük bir kayıp olarak değerlendirebilir miyiz? Tabii, yani aslında şöyle düşünürsen rakiplerin de pozisyonu itibariyle bir puan bugün diğer maçların sonuçlarına baktığın zaman birçoğu berabere bitti ve Ankara Gücü takımı aldığı bu puanın önemini bugün yapacağı, şu anda yapacağı hesapla çok daha iyi anlayacaktır. Ama 3 puanlı sistemde 3 kere berabere kalacağınıza 2 kere yenilin, 1 kere kazanın. O çok önemli olabilir ama kimle oynadığınıza bağlı. Yani kendi rakiplerinizle oynadığınızda kazanmanız lazım. Kazanamıyorsanız en kötü berabere bitirmeniz lazım, yenilmemeniz lazım. Ankara Gücü bu açıdan işte Buksaç, Diyarbakır birazcık daha üstte bir takım. Puan itibariyle playoff'u zorlayan bir takım. Ama Ankara Gücü'nün bence playoff'u zorlamanın hesabını yapmaktan öte gelecek sezonda düşmeden bu ligde kalması ve derlenip toparlanıp ondan sonra birinci ligi hedefleyen bir stratejiyle yola çıkması lazım. Mantıklı olmak, hayalci olmaktan her zaman daha doğrudur. Hayaller güzeldir ama mantık her zaman gerçektir. Diğer maçlara göre hakem daha az hata yaptı. Tabii. Yani bu karşılaşmanın hakemi, bundan önceki son 3-4 haftada izlediğimiz garip kararların, anlamsız hatalı kararların verildiği maçlara göre çok iyiydi. Yani hata diyebileceğimiz bir başta hemen
gösterdiği bir sarı kart vardı. Onun dışında şöyle hakem hatası ya çok aceleci davrandı, sıkıntı yarattı diyebileceğimiz hiçbir karar yok. Son 3 maçta abi ilk dakikalarda hep sarı kart görüyoruz. Bunda hakemin etkisi bu maçta olmadı sanırım fazla. Yani tabii bu önemli. Neden? O oyuncunun direncini, psikolojik durumunu bozuyorsun. Bundan sonra tedirgin oynamaya başlıyor. Eğer gerçekten rakibe yönelik çok sert, sakatlayıcı, kasıtlı bir hareket yoksa bence ilk faulde sarı kart göstermek sadece o takımı sindirmek. Bak biraz sert oynarsanız size daha başka kartlar ve kırmızı kartlar gösteririm, cezalandırılırsınız gibi mesaj vermektir. Bence son 3 maçtır Ankara Gücü açısından yapılan budur. Ama bu maç dediğin gibi çok da fazla etkili olmadı. En azından Ankara Gücü'nün golü yedikten sonraki çabası, özellikle ikinci yarıdaki çabası gerçekten takdire değerdi. Ama dediğim gibi ofansif yetersizlik tek golde kalmayı gerektirdi. Ama bence yine de bir kez daha tekrarlıyorum, yatıp kalkıp bu puana şükredeceği pozisyonlar yaşamasın Ankara Gücü. Bugün abi Orhan ve Gürkan Aliver de cezalı duruma düştü ve önümüzde Düzyurt ve Tepecik maçı gibi zorlu iki deplasman var. Hafta içinde ertelenen maç da var 10 gün sonra Tepecik'te. İşte çok zorlayıcı bir durum. Ankara Gücü zaten kartlardan dolayı, Kolay Spor'da haberi de vardı bu hafta içinde, kartlardan dolayı sürekli bir sıkıntı yaşama durumunda. Bu oyuncuların tecrübesizlikleri kadar hakemlerin de Ankara Gücü üzerinde yarattığı baskı ya da Ankara Gücü'nü sert oynamaktan engelleme çabası diyebileceğimiz bir uygulama. Ankara Gücü alıştı artık. Her maç bir iki oyuncusu eksik olarak başlıyor. Bu haftanın eksikleri de işte Orhan'la Gökhan. Yani onların eksiklerini de bir şekilde doldurmaya çalışacaklar ama bu kadroda nasıl doldurmaya çalışacak? Nedenli başarılı olacak? Bunu da iyi bir değerlendirmek lazım, iyi bir bakmak lazım bu işe. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim.